İyi geceler, hoş geldiniz. Karşı karşıya başlıyor. Maalesef üzücü bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Elbap'ta 14 şehidimiz var. Bugün gündüz saatlerinde 4 olarak belirttiğimiz şehit sayımız 14'e yükseldi. 6'sı ağır, 33 yaralımız var. Ancak öte yandan 200'e yakın DAEŞ'li teröristin öldürüldüğü bilgisi geliyor. 67 hedefin havadan vurularak imha edildiği bilgisi var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında belirttiği gibi Elbap yoğun bir kuşatma altında. Elbap merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği belirtilmişti. Elbap'ın alınması an meselesi, öyle gözüküyor. Bu devam ederken DAEŞ son hamlelerini ve son kozlarını oynuyor gibi görünüyor. İki değerli konuğum var bu gece. Elbap'ı, Suriye'yi, Halep'teki tahliyeleri yerinde görüp değerlendiren iki konuğum olacak. Hemen kendilerini takdim edeyim sizlere. Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, hoş geldiniz. Ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, siz de hoş geldiniz. Şimdi bildirdiğimiz gibi Halep'teki tahliyeler konusuna geleceğiz ama öncesinde Elbap'la başlamak isterim. Siz de Fırat Kalkanı operasyonu harekatı çerçevesinde 120. güne girdi zannedersem harekat. Başından beri Kızılay olarak oradasınız. Lojistik anlamda gıda ve benzeri yardımlar konusunda bu operasyona destek vermektesiniz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Özellikle yaralılarımızın inşallah bir an önce iyileşmelerini ve sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz ama öncesinde değerlendirerek başlamak isterim. Herhalde sona yaklaştık gibi Elbap'ta da. Öyle mi? Evet. Fırat Kalkanı operasyonu aslında bir özünde bir insani operasyondu. Bu bölgedeki bir terör unsurunun ve vekalet savaşları nedeniyle sıkıntı çeken Suriye halkının güvenliği ve buradan Türkiye'ye gelebilecek olan tehditlerin ortadan kaldırılması, temelde gene onların güvenliğini sağlamaya yönelik bir insani perspektif olan bir operasyondu. Ve çok dikkatli ve sofistike bir şekilde ilerledi ve bizler de özellikle özgürleştirilen alanlarda, güvenli bölge haline getirilen alanlardaki sivil halka ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdık. Ulaştırmaya düzenli olarak devam ediyoruz. Bu bölge özellikle Cerablus Dabık bölgesi tekrar canlandı. Hayat normale döndü. Cerablus merkezi ve civarı nüfusu arttı. Bir hastane orada Sağlık Bakanlığımızla beraber açtık. Okullar açıldı, elektrik geldi, su geldi. Yani Suriye'nin o barış dönemlerinde olduğu gibi insanların kendini özgür hissettikleri bir dönem yaşanmaya başlandı. Burada tabii Türkiye'nin hedeflemiş olduğu bir 7.000-7.500 kilometrekarelik bir alan tarafı itibariyle Elbap'ta bu hedeflerin birisiydi. Bugün bu anlamda bir tabii operasyon başladı. Yaygın ve karadan bir operasyon başladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten o insanlar, mazlum insanların o sıkıntılarını gidermek için bu topraklardaki zulmün bitmesi hem ülkemize, hem sınırımıza, hem komşularımıza huzur gelmesi için bu operasyonu yürütüyorlardı. Zor bir görev ama ümit ediyoruz başarıyla sonuçlanır. İnşallah. 7.000-7.500 kilometrekarelik bir alan hedefleniyor demiştiniz Türkiye tarafından. Zannedersem 1080-1100 kilometre kadar bir alandayız. Daha fazla sanırım. Evet. Hı hı. 1500'ün üzerinde gibi. Bu kalan bir 6000 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Onun ne tarafı doğru uzayacağı noktasında bir verimiz var mı? Çünkü daha öncesinde Fırat'ın batısı gibi, Fırat'ın doğusu ve batısı ayrımı Türkiye tarafından yapılmaktaydı ama özellikle son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırıların faillerinin Kobani ve Resulayn'dan
geliyor olması dikkatlerden kaçmıyor. Demek ki sadece DAEŞ değil, aynı zamanda uzun zamandır vurguladığımız üzere Suriye sınırının öte tarafında sözde müttefiklerimiz tarafından aslında silahlandırılan unsurlar da Türkiye için doğrudan hedef. Zaten bir seneyi aşkın zamandır da doğrudan saldırılarda kullanılan silahların, Türkiye içerisinde kullanılan silahların da oralardan geldiği aşikar. O zaman bu 7500 kilometrelik alanın sadece DAEŞ'in elindeki bölgelerle sınırlı olmayacağını söyleyebilir miyiz? Türkiye'nin bu 6. yılındaki Suriye krizinin başından itibaren söylemiş olduğu bir şey var. Biz tıpkı Irak'taki 16. paralel gibi burada uçuşa kapalı ve güvenli bir bölge oluşturalım. Bu güvenli bölgede insanlara insani yardımı daha sistematik ulaştıralım. Burada insanların en azından hayatlarıyla alakalı, yani başımıza bomba yağacak endişesi olmasın. Bu iddiasını başından beri savunuyordu. Fakat maalesef bir şekilde karşılık bulmadı ve Güvenlik Konseyi'nden bu karar geçmedi. Ama bugün Fırat Kalkanı operasyonuyla beraber Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu, hem Suriye devletine yönelik güvenlik risklerinin azaldığı, hem Türkiye'ye yönelik güvenlik risklerinin azaldığı, hem de toplumun Suriye toplumuna yönelik bu anlamda bir ferahlama sağladığı, bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hattın Suriye'nin içerisinde yaklaşık 6,5 milyon insan silah zoruyla evlerini terk etmiş ve şu anda iç göçmen olarak derme çatma çadırlarda vesairelerde yaşıyorlar. Bu insanlar ila nihayet bu şartlarda yaşayamazlar. Bakın İdlib'e kar yağıyor. Bugün arkadaşlarımız orada çadır kurmaya devam ediyorlar. Yağan karın altında. İdlib'de 400 çadır kent var. Yaklaşık 700 bin insan o çadırların içerisinde yaşıyor. Ve bunlar Birleşmiş Milletler'in mülteci kampları değil. Kendi kendilerine kurmuş oldukları çadır kentler. Ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının, işte Kızılay gibi, İHA gibi, işte diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bunlar yaşayabiliyor. 6,5 milyon insan. Her gün Kızılay'ın 20 insani yardım tırı Suriye'den içeri giriyordu. Bu tabii son Halep operasyonuyla beraber arttı. En son 500'ü aşmış bir tır sanırım içeriye girdi 3 gün içerisinde. Dolayısıyla bu hat, 7500 kilometre karelik hat, de facto bir güvenlik bölgesi oldu. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin özellikle İran ve Rusya ile yapmış olduğu çok başarılı diplomasi trafiğinin oluşturmuş olduğu bir aslında soluk borusu burası. Ümit ederiz kalıcı olur. Ve Halep operasyonu da aynı şekilde bu mutabakat üzerine işleyen bir şeydi. Bakın Birleşmiş Milletler'in herhangi bir burada katkısı yok. Hı hı. Savaşta Özgür Suriye ordusunun Suriye muhalefetini desteklediğini ifade eden Amerika ve NATO, Avrupa Birliği grubunun bir katkısı yok. Yani olması iyi olurdu ama yok. Evet. Yani dolayısıyla bu bölge sanırım Türkiye'nin iddiası ve başarabilirsek inşallah güvenli bir insani koridor olacak. Hı hı. Teşekkürler Kerem Kınık. Kemal Bey, şimdi siz de oraya gittiniz. Özellikle yeni kamp kurulan alanları vesaire gördünüz, incelediniz. Bir sonraki turda onu da değerlendirmek isterim sizinle, ama şimdi Elbap'ta gelinen nokta oldukça kritik ve hem Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'un suikaste kurban gitmesi, hem Halep'teki tahliyeler, hem Elbap operasyonu, bunları herhalde birbirinden ayrı okumak çok mümkün değil. Şimdi Elbap'ta zaten uzun süredir giden, neredeyse ev ev, sokak sokak arama noktasına varan bir DAEŞ'ten şehri temizleme operasyonu sürmekteydi. Bugün itibariyle şehir merkezine ulaşıldığı söylendi. Ancak tabii Kerem Kınık'ın da söylediği gibi bu bölgenin esas amacı, nihai amacı uçuşa yasak bölge oluşturmak aslında. Böyle bir yer oluşturup Suriye'deki mültecileri bir şekilde orada içeride tutmak ve sivillerin hayatını korumaya çalışmak. Şimdi tam da böyleyken Türkiye, İran ve Rusya arasında bir masa kuruluyor. Her ne kadar Halep'teki tahliyelerde bazı sabotajlar, bazı engellemelere çalışmalar görmüş olsak da ve bir amaca varılmaya çalışılıyor. Derken Rus Büyükelçi öldürülüyor. Yine de o masa kuruluyor ve bir deklarasyon açıklanıyor. Şimdi o deklarasyonun da bir parçası imiş gibi düşünüyorum ister istemez ben Elbap operasyonunun bugün geldiği noktayı. Belki İran'ın ve Rusya'nın
uçuşa yasak bölge noktasında sözlerinde inşallah duracağını düşünüyoruz. Ancak esasen Türkiye'nin müttefiki olanlar bu masanın dışında kaldı. Ve biz bazı saldırılar bugüne kadar gördük. PKK'ya, PYD'ye verdikleri desteği de düşünürsek. Bundan sonrası için ne söylemek gerekir? Yani Türkiye Suriye topraklarında sanırım Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir operasyon yapıyor. Daha önce Kuzey Irak'ta uçuşa kapalı bölgelerde çeşitli üsler bulundurdu. Ama Suriye toprakları Türkiye'nin ilk defa Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği, asker bulundurduğu ve çatışma yaşadığı bir operasyon. Çok itiraz edenler oldu, çok tartışanlar oldu ve bizim o bölgeye girmememiz konusunda ana muhalefet başta olmak üzere birçok kişi karşı çıktı. Şimdi Türkiye bir karar vermek zorunda. Ya savunma hattını rakibinin olduğu sahaya kuracak ya da içeride kabul edecek. Şimdi haritayı gözümüzün önüne getirirseniz Türkiye'nin ilçeleri ve şehirleriyle Suriye'nin ilçeleri ve şehirleri sanki sınırın iki tarafına dizilmiş inci gibidir. Karşılıklıdır yani. Herkes şöyle zanneder. Ha, Suriyeliler de buraya şehir kurmuş, Türkler de buraya şehir. Öyle değil. O şehirler tekti bir zamanlar. Sykes-Picot dedikleri o melun anlaşma Birinci Dünya Savaşı'nda ortadan bir hat çizdi ve böldü bu şehirleri. Şimdi bu tarafta Haseki kaldı, Kobani kaldı, işte Münbiç kaldı. Öbür tarafta da bizim şehirlerimiz kaldı. Nusaybin kaldı, Cizre kaldı. Şimdi siz çatışma yaşadığınız bir örgütle, PKK'yla, onun güç aldığı ve konumlandığı yere gidip müdahale etmezseniz o gelip sizin bulunduğunuz yere müdahale eder. Ne gibi? Nusaybin'i işgal etmeye çalıştığı gibi. Ne gibi? Cizre'yi işgal etmeye çalıştığı gibi. Yüksekova'yı, Şırnağ'ı. Bakın, bu terimleri kullanmak belki çok tuhaf gelecek ama bu bir işgal denemesiydi. Şehirlerimiz ve ilçelerimiz işgal edilmek istendi. Kim tarafından? PKK tarafından. Kim silah verdi ona? Müttefikimiz olan ülkeler. Bu acı gerçeği kabul etmek zorundayız. Halen veriyorum mu? Evet. Kim bunlar? NATO'da müttefiklerimiz. Yani bir savaş çıksak yan yana saf tutup savaşacağımız ülkeler destek verdiler. Hı hı. Şimdi siz 5 yıl boyunca girmedik o bölgeye. Değil mi? Suriye'ye girmedik 5 sene boyunca. Bekledik. Ne oldu? Onlar gelip işgal etti bizim topraklarımızı. Öyle oldu mu? Evet, hı hı, öyle oldu. Yani biraz daha dursaydık IŞİD gelip işgal edecekti. Nereyi? Kilis'i. Kaç roket attı? Sayısını bilmiyoruz. Kaç sivilimiz öldü bu roketlerden dolayı? Şimdi Türkiye bana göre çok geç kalmış bir karar vererek Suriye topraklarına girdi. Cerablus bölgesini aldı. Kilis'in sınırı olan bütün o bölgeyi IŞİD'den temizledi. Ve şimdi ne oldu? Geçen hafta Dr. Kerem Kınık'la beraberdik. İşte Suriye topraklarına girdik. İdlib yakınlarına kadar gittik. O bölgedeki, şimdi o bölgedeki insanlar zaten mağdur. Halep'ten göçenler bir de onların yanına geliyor. Evet. Yani o insanlar işte Kızılay'ın, İHA'nın, benzer yardım örgütlerinin, Türkiye Diyanet Vakfı'nın sağladığı gıdalarla yaşıyorlar. Halep'ten bir de akrabaları gelmiş onların yanında. Naylondan evler, bezden evler, tenekeden yerlerde kalıyorlar yani. Şimdi Kızılay, İHA yeniden o bölgeye çadır kent kuruyor. Oradan çıktığımızda ben Kilis'e gittim. Özellikle de görmek istedim. Bütün sınır bölgesini dolaştım. İnsanlarla oturdum, konuştum. Restorana gittim, kahveye gittim. Kilis'in içini dolaştım. Herkese şunu sordum. Türkiye'nin Cerablus operasyonundan sonra ne değişti hayatınızda? Yani bu soruyu herkes güldü orada.
Çünkü biz roketler atılırken buraya şehrin neredeyse %60'ı boşalmıştı dediler. Şu gördüğünüz dükkanlar kapalı, şu çarşıda iş yoktu, şu esnaf iflas etti, bu evler boşaldı. Suriyeli göçmenler bile kilisi terk etti. Sonra ne oldu? Türkiye girdi, o bölgeyi IŞİD'den top temizledi. Şehir yeniden hayat buldu, canlandı, çarşı pazar şenlendi, insanlar ticaretine, bağına bahçesine döndü. Bana göre Nusaybin'de yaşadığımız sıkıntı aynı şekilde çözülebilirdi. Tam karşısında PKK'nın üstlendiği Kamışlı, Haseki, Kobani, o bölgeleri de Türkiye güvenlik alanları ilan etmeliydi ve yapmalıydı. Ben Nusaybin'e gittim çatışma esnasında. Gözlerimle gördüm. Sokakları nasıl işgal ettiklerini, tırları nasıl gasp edip oralara yığdıklarını, o çatışmayı bizzat yaşadım. Gözlerimin önünde çatışmalar oldu benim. Ve bu insanlar daha sonra temizlendiğinde Nusaybin'e tünellerden girip çıktığı anlaşıldı Suriye topraklarında. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta... Bunu böyle bırakamazsınız. Beşiktaş ve Kayseri'de gerçekleşen saldırılar sonrası benzeri yorumlar çok fazla oldu. Gerek sosyal medyada gerek de toplumda. Bana da şunu hatırlattı. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı operasyonu bir hafta öncesinde Gaziantep'te kanlı bir düğün öncesi saldırıyla aslında neredeyse bardağın taştığı son damlaydı. Acaba böyle bir beklenti... var mıydı da biz Rus Büyükelçisi'ne gerçekleşen suikasti gördük iki gece önce. İnsan düşünmeden edemiyor. Ne dersiniz? Böyle bir bağlantı şimdi, var mıdır? Siz eğer Suriye'ye fiziki olarak girip oradaki dengeleri değiştiriyorsanız bunun anlamı şudur. Amerika Birleşik Devletleri hiç adını esirgemeden konuşmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya özel butik bir devlet kurmak için yıllardan beri uğraşıyor. Nerede? Türkiye sınırında. Kuzey Irak'tan başlayarak Akdeniz'e kadar olan bütün o bölgede bir PKK devleti, Kürt devleti değil bunun adı, bakınız. Evet. Çünkü PKK orada yaşayan 400 bin Kürt'ün bir kısmını Türkiye, bir kısmını da Irak Kürdistan'ına sürdü. Bunu kurmak isterken siz şöyle yapıyorsunuz. Askerinizle giriyorsunuz tam ortadan, hattı yarıyorsunuz. Ve dünyanın en süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'ne diyorsunuz ki ben burada bu devleti kurdurmam. Şimdi Amerika askeri gelip sizin Türkiye'nin topraklarınızda operasyon yapacak hali yok. Öyle mi diyor? Peki sen görürsün diyor. PKK'ya Beşiktaş'ta saldırı yaptırıyor. Onun müttefiki çünkü. Efendim diğer saldırıyı ikinci saldırıyı gerçekleştiriyor. Ve size böyle cevap veriyor. Bu cevap böyledir. Uluslararası literatürde bu cevap böyle verilir Amerika tarafından. Onu da durduramazsanız Rus Büyükelçisini sizin topraklarınızda birileri öldürtür. Bunların hepsi asla vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin yanılmaması lazım. Bunların tamamı Suriye ve Irak kaynaklı bir sorundur. Peki. Askerlerimizin şehit olması da Kayseri'de, Beşiktaş'ta polislerimizin şehit olması da, Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi de, Türkiye'nin Irak-Suriye bölgesinde yaşanan çatışmalara itirazından kaynaklanıyor. Şimdi... O Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırıyla beraber dikkatimizden kaçmayan bazı şeyler oldu o gece. Örneğin Twitter'da çok hızlı bir şekilde sosyal medyada Birinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı, Avusturya Macaristan Arşidükü'nün ismi ve benzeri ifadeler çok sıklıkla kullanılır oldu. Sadece Türkiye'den de değil, dünyanın her yerinden. Bugün Google Trends'e baktım, en çok aranan kelimelere. Üçüncü Dünya Savaşı en çok aranan kelimelerden o gece, o saatlerde pik yapmış. Pik dediğim bayağı hani en top seviye olan, en yüksek seviye olan yüze vurmuş. Şimdi bu
oldukça korkutucu bir şey. Evet, olayın bir vehameti var ama dünya neredeyse bir kıvılcıma bakar hale getirilmiş durumda. İnsanlar için en azından yoğun olarak uluslararası anlamda da algı bu yönde. Bir yandan bakıyoruz şimdi Kemal Bey'in söylediği gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa Suriye topraklarında böyle bir operasyon yapıyoruz. Ancak işte Rus uçağını vesaire de konuştuk ama bu suikast çok çok daha öte bir provokasyon. İnsan haliyle düşünmeden edemiyor. Yine Kemal Bey'in söylediği gibi bir savaş çıksa yan yana duracağımızı zannettiğimiz müttefiklerimiz bir şekilde işte gösterilenler, verilen tepkiler, Rusya tarafından yazılanlar, bu saldırının ardında olduğu söylenenler, iddia edilenler de denklemin içerisine konulunca sanki Rusya ile Türkiye arasında sadece masaları devirmek değil, bir savaş çıksın, biri diğerine saldırsın istiyor. Bir yandan bakıyoruz, dünya üzerindeki insani yardıma ve sığınmaya muhtaç insan sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek seviyelerde. Bu anormali bizi korkutmalı mı? Korkutmalı çünkü yani şu an geldiğimiz nokta dünyada medeniyetlerin bir önceki yüzyılda temsil etmiş olduğu siklet merkezleriyle rekabet ettiği ya da savaştığı ya da ittifak ettiği bir dünyadan artık neo-emperyal, işte Avrupa Birliği gibi o tarz bir birlikteliklerin gelişmiş dünyada kendi aralarındaki savaşma riskini düşürdüğü ama küçük lokmalara bölerek diğer ülkeleri site devletlerine dönüştürerek işte Somali'yi 3 parça, Yemen'i 6 parça, Sudan'ı 2 parça gibi, yani bu polarizasyon ve uluslararası yaklaşım dünyadaki bizim beşeri afet dediğimiz silahlı çatışmaları çok arttırdı. Bugün dünyada 40 civarında silahlı çatışma var, odağı var farklı farklı noktalarda. Bunların 18 tanesi İslam ülkelerinde yaşanıyor ve bunların 9 tanesi uluslararası nitelikte silahlı çatışma. Ve bütün dünyadaki toplam insani ihtiyacın veya insani ızdırabın %71'i İslam ülkelerinde yaşanıyor. Yani yardıma muhtaç olan insanlar. Yani buna fakirlik de dahil. Yok, bunlar tamamen silahlı çatışma, yani beşeri afet dediğimiz, man-made disaster dedikleri nedeniyle oluşmuş olan durum. Bugün 65 milyon insan var. Ülkesini terk etmiş ve mülteci olmak durumunda kalmış. Her gün yaklaşık 43 bin insan mülteci oluyor dünyada her gün. İnanılmaz bir rakam, peak yapmış bir rakam. UNDP endekslerine göre 81 milyon insan bir başka insanın yardımı olmaksızın yaşayamayacak durumda. Yani böyle bir durum söz konusu. Ve bir taraftan da Birinci Cihan Harbi, onunla bitmeyen bir kapışma ve İkinci Cihan Harbi ve sonuçta oluşturulan bir Birleşmiş Milletler sistemi ve biz artık çatışmayacağız. Yani silaha başvurmadan sorunlarımızı çözecek mekanizmalar oluşturacağız çünkü bedeli ağır oldu. Yani 40 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bütün bir Batı medeniyeti yok oldu diyebiliriz. Yani çok ağır bir travma idi özellikle İkinci Cihan Harbi. Ve oluşturulan mekanizma savaşmadan devletlerin birbirlerine olan tezlerini savaşarak değil müzakere ederek bundan sonra kabul ettirebilecekleri bir modele doğru gittiğini düşünüyorduk. Sonrasında biliyorsunuz işte tarihin sonu işte liberal kapitalizmin dünya cennetini oluşturduğu artık savaşların, yani böyle bir şeye uyandık. Ama birdenbire Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlayan ve Arap Baharı ile devam eden o bir domino etkisi oluşturan şeyler ve gelişmekte olan veya çok sömürülmüş olan toplumların gönenmesini, özgürleşmesini arzu etmeyen bir Batı medeniyeti, onlarda çıkan çatışmaları bırakın dindirmeyi, kışkırtarak oradaki enerji kaynaklarını veya oradaki pazarı daha rahat kontrol etmek isteyen ikiyüzlü bir siyaset. Bunlara üç maymunu oynayan bir BM güvenlik yapısı ve yapanın yanına kar kaldığı bir dünya. Yani bugün
Bu Suriye krizinin sinyalleri Gürcistan'da, Ukrayna'da zaten görülmüştü. Yani hı hı. oralardaki Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ve sonrasındaki Amerika'nın Irak işgali, Körfez Savaşı, Afganistan Savaşı, bunların buradaki sivil unsurların hatta halen devam etmekte olan Pakistan'daki operasyonlar, yani ilan edilmemiş bir savaş var o Swat valisinin. Her gün evet. insanlar öldürülüyor. Burada herhangi bir şekilde kovuşturulmuyor yapılanlar. Siviller öldürülüyor. Yemen'de, Libya'da, Mısır'da bunlar kovuşturulmuyor. Ve gelinen noktada Amerika'nın ve Rusya'nın iki süper gücün yüksek bir gerilimi var. Bugün Dışişleri Bakanları açıklıyor. Neredeyse hiçbir ilişkimiz kalmadı diyor. Evet, Suriye özelinden başlayarak aslında genel manada burada bir virgül koysak, reklama gitsek, dönüşte devam etsek. Kısa bir aranın ardından beraberiz, bizden ayrılmayın. Aranın ardından konuklarımızla beraber TVNET ekranlarında karşı karşıya da bugün yaşanan gelişmeleri, Suriye'de olanları, Elbap operasyonunun geldiği noktayı ve Halep'i konuşmaya devam ediyoruz. Kerem Kınık, reklama gitmeden önce Rusya ile Amerikan ilişkilerinin geldiği noktayı, daha önce hiç yaşanmamış olayların, hani daha doğrusu yaşanmış ama kriz zamanlarında, büyük kaos zamanlarında yaşanmış şekilde paralellik gösterdiğini analiz ediyordunuz ki araya gitmek durumunda kaldım. Buyurun. Yani bu kutuplaşma ve sahada masif askeri güçle iddialarını veya çıkarlarını koruma ve bunu korurken yapılan her türlü insancıl hukuk, savaş hukuku ihlalleri veya sair uluslararası anlamda insanlığın ortak kazanımı olan insan hakları anlamındaki savaş hukuk anlamındaki işte esirler hukuk anlamındaki pek çok şeyin aslında ahlaki, etik ve hukuki çerçevenin tarumar edildiği ve bunların cezalandırılmadığı, soruşturulmadığı bir süreç. Bu çok büyük bir tehlike. Buradaki hadise hemen diyelim ki Nijerya'da Boko Haram'da bir mahkes buluyor. Yani burada cezalandırılmayan bir şey, ihlal. Bugün Nijerya'da 1.3 milyon insanın evlerini terk ettiği, Çat Gölü Havzası'nda çöllerde şu anda bekleştiği, açlıktan insanların öldüğü bir şey oluşturuyor. Bir durum oluşturuyor. Veya Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işte Seleka, Antibalaka arasındaki çatışmalar ve onun sonrasında oluşan süreçte bir türlü uluslararası sistemin barışmak isteyen bu iki toplumu ara buluculuk yaparak barıştıramadığı ve krizin uzadığı şeyler anlamına geliyor. Yeni sorunlar anlamına geliyor. Geçtiğimiz 20 yıla nazaran silahlı çatışma sıklığı 2 kat arttı dünyada. Bunların süresi en az o kadar uzadı ve nedenselliği karmaşıklaştı. Dolayısıyla çözüm şansları azalıyor. Silahlı çatışma dediğiniz her gün bir deprem anlamına geliyor. Yani doğa kaynaklı afetler gibi. Dolayısıyla bu bir nüfus hareketi, göç hareketi, güvensizlik ve devletlerin refahını, gelişmişliğini durduran bir fren oluşturuyor. Ve bu dünyayı kendi kendine yumruk atan bir patolojiye dönüştürüyor. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı aslında bugün gerçekten yani kaybettiğimiz canlara baktığımızda işte 400 bine yakın Suriye'de kaybettiğimiz can var. Irak'taki kaybettiğimiz canlara baktığımız zaman, Libya'daki, Yemen'deki, Mısır'daki yani bu duruma baktığımız zaman bu bir savaş yani bir küresel bir savaş bu. Sadece bu çağa özgü yani uzaktan savaş dediğimiz ya füzelerle ya vekalet sistemiyle oluşturulmuş olan terör unsurlarıyla bir başka topluma zarar verme şeklinde giden böyle yeni bir savaş modeli. Ve bu savaş modelinde büyük devletler, süper güçler kendi mensuplarını koruyor ama sahada
sivil insanlar savunmasız bir şekilde hayatlarını kaybediyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kamp kurmadığı yerlerde kamp kuruyor Türkiye. Kızılay, AFAD, İHA gibi sivil toplum kuruluşları, sivil yardım kuruluşları. Şimdi bu da bir yandan demin sorduğum soruyla paralel olarak şunu hatırlatıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'nı önlemekte başarısız olmuştu. Ve aslında onun başarısızlığı ve bu çıkan çatışma ortamlarında hiçbir şey yapamaması, Hitler'i durduramaması, Mussolini'yi durduramaması, Franco'yu durduramaması bir İkinci Dünya Savaşı'na gelinmesine sebep olmuştu. Bugün dünyada giderek daha fazla insan Birleşmiş Milletler'in fonksiyonunu yerine getirememesini eleştiriyor. Dünya liderlerinin kendi menfaatleri uğruna çalışıp aslında küresel barış uğruna hiçbir şey yapmadıkları ve başarısızlığa uğradıkları söyleniyor. Bu paralellik de herhalde göz ardı edilmemesi gereken bir lazım. Çünkü mesela bu Halep tahliye operasyonunda bunu çok acı bir şekilde çıplaklıkla gördük. İçeride bir şekilde sıkışmış kalmış 50-60 bin civarında insan ve her gün başına bombaların yağdığı, her gün ölümü yaşadıkları, abluka nedeniyle herhangi bir gıdanın giremediği, elektriğin olmadığı, suyun olmadığı, zaten kamu hizmetlerinin hiçbirisinin olmadığı bu yerden insanlar kurtarılacak. Bu çok Birleşmiş Milletler için en temel görevlerden bir tanesi. Yani sivillerin korunmasına yönelik. Hele bir ittifak var. Yani savaşan unsurlar, savaşan devletler ittifakla buradaki insanların kurtarılması gerektiğini söylüyor, imzayı atıyor. Burada yapılması gereken basit bir gözlem ve barışı koruma gücü, silahlı. Çünkü burada Türkiye'nin girip burada silahla bir koruma yapması hukuki çerçeve anlamında baktığınız zaman sıkıntılı. Ama Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili bir şeyi var. Mandate dedikleri bir yasal hakkı var. Sonuçta buraya girebilirdi, girmedi. Ve ilk gün biz sıfır noktasında Halep'in hemen batı, güneybatı sıfır noktasında ilk gelen şeyi bekliyoruz. Otobüsleri bekliyoruz karşılamak için. Yollar tabii mayınlanmış ve üstü topraklarla örtülmüş. İçinde bir takım bombalar vesaireler var. Onların kaldırılması gerekiyor ki otobüsler geçebilsin o bölgeden. Ramuse bölgesi tarafına. İş makinesi çalışıyordu. Operatörü vurdular. Yani ve yani orada bir diyelim ki UN barış gücü olsa ve öncesinde o koridoru oluştursa, taraflarla müzakere etse, bu konunun bir bedeli olduğunu ifade etse, o operatör hayatını kaybetmeyecekti. Sonrasındaki bir konvoy çıktı. O konvoyda gene bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Sonra bir 4 tane daha hayatını kaybetti. Sonra bir 500 kişi orada rehin alındı. O rehin alınma sürecinde gene bir 50-60 kişi yaralandı. Bütün bunlar sahada oradaki yerel ve sivil unsurların inisiyatifleriyle yürütülmeye çalışılan şeylerdi. Ne yazık ki. Yani bugün maalesef, yani bunu söylediğimiz zaman geçen Doha'da bir toplantı vardı. Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Ofisi ile alakalı. İnsani yardımın güvenlik boyutu desteği olmadan aslında anlamsız bir şey olduğunu. Kenan yani, Bey bir şey sorabilir tabii. miyim? Uluslararası Kızıl Haç örgütü çeşitli ülkelerde operasyonlar yapıyor. Uluslararası Kızılay örgütü gibi bir şey size bu hak, ya böyle bir şey yok herhalde. Siz kuramıyor musunuz böyle bir şey? Şöyle ICRC Uluslararası Kızıl Haç Komitesi 1864 Cenevre Konvansiyonu'yla Solferino Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Yani Dunant tarafından. O Cenevre Konvansiyonu'yla kendisine verilen özel bir imtiyaz var. Bir Cenevre Derneği aslında o. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi bir Cenevre Ulusal Derneği ama bağımsız olduğu için İsviçre ve ona bağlı bir komite olduğu için onun bir imtiyazı var. İmtiyazı şu, insancıl hukukun işletilmesi, bu konuyla ilgili ara buluculuk ve gözlem hakkı var. Orada da varlardı. Yardım da yapıyor. Tabii yardım da yapıyor. ICRC vardı, Suriye Arap Kızılayı vardı, biz vardık. Yani üçlü olarak oradaki transferleri gözlüyorduk. Tabii bizim silahımız beyaz bayrağımız. Yani biz sadece oradaki
sivillerin korunması açısından eşlik edebiliyoruz. Suriye Kızılay'ı rejimin elinde. Suriye Kızılay'ı ulusal dernek. Tabii ki yani devletinin kontrolünde bir unsur ama sonuçta oradaki yaraların kurtarılması için işbirliği yaptığımız bir unsurdu. Bu anlamda bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Zirvesi'nde İstanbul'da ortak Kızılaylar diye ifade etmiş olduğu bir fikri biz takip ettik. Bu konuyla alakalı çok sayıda toplantılar yaptık. Cenevre'de, İran'da, Tunus'ta, Cidde'de bunların zeminini oluşturmaya çalıştık. Nasip olursa en son Kızılaç Komitesi'nin, bizim bir federasyonumuz var. Dünya Kızılay Kızılaç Federasyonu, 190 ülkenin Kızılay ve Kızılaçlarının üye olduğu. Biz de yönetim kurulu üyesiyiz bunun. Onların da var olduğu bir ortamda İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülkenin Kızılay ve Kızılaçlarının birliğini inşallah kuruyoruz. Ocak ya da Şubat ayında İstanbul'da bir konferansla bu gündeme gelecek. Bu büyük bir inisiyatif. Özellikle yükün ağırlığını kaldıran İslam ülkelerinin insani yardım operasyonlarının eş güdümle yapılması, ortak savunuculuk yapılması anlamında önemli bir adım olacak. Ama neden bunu kurmamız gerektiğini de isterseniz açıklayın. Çünkü Türkiye 10 kilo yani sınırın hemen dibinde bir insani dram olsa Kızılay oraya başka bir ülkenin toprağı olduğu için aslında hukuken giremiyor. Tabii. Yani o kadar tuhaf bir durum var. Sınırınızın hemen dibinde bile olsa o ülkenin hükümeti izin vermeden yapamazsınız. Tabii. Yani böyle bir tuhaflık var. Halbuki bir uluslararası Kızılay örgütümüz olsa bu örgüte ülkeler kendi topraklarındaki insani dramlara insani yardım yapma hakları vermiş olsa Kızılay bugün belki de Halep içerisinde arabuluculuk değil mi? Orada rehin almalarla ilgili arabuluculuk insani yardım yapma konularında daha aktif olabilir. Evet. Biz bu 6 yıllık süreçte bu sıfır noktası yardımları şeklinde içeriye operasyonu yürüttük. Yani 12 sınır noktasında 200 personelimizle Suriye'nin içerisine gönderilen insani yardım lojistiğini yönettik. Ama Suriye'nin içerisinde yasal anlamda 6 yıl boyunca var olamadık. Bu sebepten dolayı son Halep operasyonunda geçen hafta Federasyon'dan ve Kızılaç Komitesi'nden Suriye Kızılay'la eş güdümlü olarak içeride çalışabilirsiniz iznini alabildik. Dolayısıyla güvenlik boyutu olmadan insani yardımın bir anlamı yok. Dünya sistemi de maalesef bunu sağlayabilecek bir durumda değil şu an. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Halep dramını veya Suriye dramını hep Batı'yı eleştirerek bakıyoruz. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ya da Arap Ligi'nin başlı başına eleştirilmesi ve gündeme getirilmesi gerekiyor. Kemal Bey, yani bu hafta biz onu biraz aslında konuklarımızla da tartıştık. Şimdi mesela Suriye dramının bu noktaya gelmesinde diğer İslam ülkelerinin rolünü hep sorguluyoruz ya. Size de sormak isterim. Özellikle Mısır'daki darbe sürecinde orada bulunmuş bir gazetecisiniz. Sahada da çok yoğun olan gazetecilerden, fiili olarak var olan gazetecilerden birisiniz. Örneğin mesela Mısır'daki darbe gerçekleşmiş olmasaydı. Ki Sisi yönetiminin son dönemde özellikle Beşar Esad rejimine yakınlığı sebebiyle neredeyse Kral Salman'la dahi araları bozuldu ve Salman'ı hain, darbeci ilan eden bazı Mısır gazetelerinde varlığını görüyoruz. Eğer Mısır bölgede çok ciddi bir askeri güç olarak bu denklemden çıkarılmamış olsaydı Suriye'de bu noktaya gelir miydik? Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kitleyen İran-Suud çekişmesidir. Ve Mısır İslam İşbirliği Teşkilatı'nı alternatif olarak Arap Ligi'ni kurmuştur. Yani İslam dünyasının parçalanmışlığına bakın. İşbirliği Teşkilatı içerisinde ben de birçok çalışmasına katıldım. Hem hükümetteyken hem ajanstayken. Mesela ortak bir haber ajansı kuralım dedik. Tunus olan bir olayın haberini Mısırlılar Ajans France Presse üzerinden alıyor hala. Biz de dedik ki yani ya Anadolu Ajansı üzerinden alın ya da bir ortak ajans kurulsun. Kuramadılar, bir ajans kuramadılar. Şimdi bakın hala İslam İşbirliği Teşkilatı toplanamadı. Böyle bir utanç olur mu yani? Halep gibi bir yerde
binlerce insan dram yaşarken, yüz binlerce göçmen ortada varken İslam İşbirliği Teşkilatı kılını kıpırdatmadı. Yani dünya beşten büyüktür diye Birleşmiş Milletler'i eleştiriyoruz ama İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da eleştirmek gerekiyor. Hı hı. Bu utanç aynı zamanda İslam dünyasının utancıdır. Sadece Batı'nın utancı değildir ki. Hı hı. Ve Mısır'daki darbenin asıl müsebbibi Batı değildir yani. Suudi Arabistan'dır. Evet. O kadar yoğun destek vermeseydi, ekonomik olarak destek vermeseydi belki darbe, belki değil darbe olmayacaktı. Mursi'nin cumhurbaşkanı olduğu bir Mısır'da da Suriye sorunu da Gazze sorunu da böyle olmazdı. Evet. O gerçekleri de kendimize göstermemiz gerekiyor. Evet, yani. Öncesinde bir de şunu sormak istiyorum. Siz Türkiye'nin Suriye'ye müdahale konusunda çok geç kaldığını söylemiştiniz. Şimdi 5 yılı aşkın, neredeyse 6 yıla varan bir savaş. Böyle bazı patlama noktalarına bakıyorum. Özellikle krizin çıktığı ilk dönemler. İşte Türkiye bir müzakere yürütmeye, bir reform çağrısında bulunmaya çalışıyor Şam tarafına. Ancak o dönemde özellikle Zaman Gazetesi, Taraf Gazetesi gibi FETÖ'cü yayın organlarının neredeyse NATO müdahale etmesi Suriye'ye tarzı bir çığırtkanlığı var. 7 Şubat MİT krizi, her ne kadar biz bir iç mesele PKK üzerinden okusak da o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ömer Çelik'in Erdoğan'ın açıklamalarında bir büyük resim ve Suriye vurgusu var. Hakeza MİT tırları meselesi var ki bir FETÖ operasyonu. Rus uçağının düşürülmesi meselesi, kağıt üzerinde her ne kadar Türkiye orada haklı olsa da sonuçları bakımından baktığımızda Türkiye ile Rusya'yı koparacak ve Suriye'deki ateşi daha da körükleyecek bir durum etkisi ortada. Bugün Rus Büyükelçinin öldürülmesi noktasında da bir FETÖ parmağı çıkıyor ortaya ki aslında o gün görevde olmamasına rağmen muvazzaf bir polis Çevik Kuvvet'e mensup. Yani sadece hani İslam coğrafyasını da düşünüyoruz ama biz de tek başımıza ne zaman elimizi sokmaya çalışsak içeriden bazı mihraklar tarafından durdurulmuşuz gibi gözüküyor. Yani burada özellikle Suriye konusunda o kriptoluğundan soyunarak bu işin içerisine girip Türkiye'yi engellemeye çalışan FETÖ'yü de hani dışarıda asla tutamıyorum. Ne dersiniz? Yani mazeret üretmek istersek çok var. Yani evet bir sürü şey sayabiliriz. Ben de görevdeyken Ankara'da askeri yetkililer bana da bizzat anlattılar Suriye'ye neden girmememiz gerektiğini. Diplomatlar anlatırlar neden girmememiz gerektiğini. Neden diyorlar? Fakat irade olarak, siyasi irade olarak sahada alternatif hatlar kurmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin saha enstrümanları vardır. Mesela Kızılay bunlardan biridir. TİKA bunlardan biridir. Anadolu Ajansı bunlardan biridir. Yani sizin alternatif bilgi toplama kaynaklarınız, sahayı gözlemleme kaynaklarınızı kurmanız gerekiyor. Mesela basın enformasyon bunlardan biridir. Ama bizim kamu diplomasi merkezimiz yok biliyor musunuz şu anda? Halen yok. Evet, var olan da yani derdimizi dünyaya anlatacak olan kamu diplomasi kurumumuz halen yok. Kağıt üstünde kurulmuş bir kişi çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin bu kadar sıcak bölgede, bu kadar kriz bölgesinde bu kurumlarını, bu enstrümanlarını güçlendirmesi ve sahaya sürmesi lazım. Şimdi ben sahaya gittiğim zaman benim bağlı olduğum siyasi kanada raporlar gönderiyorum. Biz Mısır'da şunları gördük, sahada bunlarla karşılaştık, durum budur. Benim siyaseten olaya karışma yetkim yok ama bir haberci olarak gözlemlerimi raporlaştırıp haberleştirdiğim gibi siyasi kanada verdim. Onun siyaset oluşumunda, siyaseti oluşturan kurumlar içerisinde bir etkisi var. Kızılay şimdi o bölgelerde operasyon yaparken bir gözlemi var. Sahada böyle bir şey oluyor diye bağlı bulunduğu, ilişkide olduğu yerlere bunları bildirir. Buna bir ülkenin uluslararası enstrümanları denir. Hı hı. Almanya'nın da böyledir, Amerika'nın da böyledir. Biz tekrar ediyorum Suriye'ye daha önceki yıllarda girmiş olsaydık terör bu kadar Türkiye içerisinde olmazdı. Belki sınırın öbür tarafında şehit verecektik. Bugün Elbap'ta verdiğimiz gibi. Ama İstanbul'da, Beşiktaş'ta 45 tane şehit vermeyecektik belki de. Peki bir bunu virgül koymam gerekiyor. Dönüşte sizinle yine devam edelim buradan. Önemli bir nokta çünkü. Aranın ardından beraberiz.
Tekrar hoş geldiniz. Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk'le Halep'i, Suriye'yi ve Türkiye'ye etkilerini, Türkiye'ye yansımalarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Kemal Öztürk, reklama gitmeden önce Türkiye'nin çok daha önce orada olması gerektiğini ve eğer olsaydı güvenlik bakımından en azından tehditleri içeride değil dışarıda çok daha önce göğüsleyebileceğinin altını çizdiniz. Buradan devam edelim. Önemli bir nokta. Ancak şu görüşlerinizi de almak isterim. Sınırın öte tarafındaydınız. Demin de belirttiğiniz gibi. Oradaki insani dramı da gördüklerinizi de izleyicilerimiz için biraz paylaşabilir misiniz? Tahliyelerin olduğu sürecin en azından başlangıcını gözlemleme fırsatınız oldu diye biliyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik konseptine göre Amerika'nın güvenliği Afganistan'dan başlıyor. 11 Eylül saldırılarından sonra 2001 yılında Afganistan'ı Bush'un söylediği gibi taş devrine çevirdi bombardımanla. 2003 yılında 4 yılında da Irak'ı işgal etti. Yani benim güvenlik konseyim buradan başlıyor diyor. Ne kadar mesafe? Irak 12 bin kilometre, Afganistan belki 18 bin kilometre ötede. Şimdi ben gidip orayı bombalayalım demiyorum. O bölgeleri işgal edelim demiyorum. Fakat ortada bir gerçek var. Nusaybin ilçemizin altından geçen tüneller Suriye topraklarından çıkıyor ve oradaki PKK militanları bu tünelleri kullanarak gelip Nusaybin'i işgal etti. Şimdi bunun tam Türkçe karşılığı budur. İşgal etti 4 mahalleyi. Hı hı. Mayınlar döşedi, sokakları kapattı. Şimdi ya bunu böyle kabul edeceksiniz, işte orada o sokakları, o mahalleleri kurtarmak için operasyon yapacaksınız. Burada şehit vereceksiniz ki çok şehit verildi Nusaybin'de. Çok sivil insanımızı şehit verdik. Ya da gidip orada operasyon yapacaksınız. Şimdi burada operasyon yaparsanız birçok sivil insanımızı hayatını kaybeder. Orada operasyon yaparsanız askerimiz şehit olur. Hı hı. Yani asker savaşmak için eğitilmiştir. Kendini korumasını en azından bilir. Fakat bekledik. 5 senedir bekliyoruz biz Suriye sınırının bu tarafında. Bak insani yardım bile bekledi bu tarafta. Girmedi içeriye. Ne oldu sonuç? 6 tane ilçemiz işgal edildi. 900'e yakın sivil insanımız hayatını kaybetti. Hı hı. 600'e yakın şehit, asker şehit verdik. Nerede verdik bunların? Hepsi Türkiye'nin içerisinde. Hepsi burada. Şimdi bugün Elbap'ta 14 tane şehidimiz var. Çok canımız yanıyor. Ama bakın, bu ülke savunması böyle bir şeydir. Vatan savunması böyle oluyor. Ya Türkiye'nin içerisinin işgal edilmesine göz yumacaksınız, geldikçe çarpışacaksınız, burada şehit vereceksiniz ya da gidip orada başını ezeceksiniz, Cerablus'ta yaptığınız gibi sınırınızı temizleyeceksiniz. Tıpkı kiliste olduğu gibi de huzurlu bir şehriniz olacak. Şimdi kilise roket düşmüyor. İnsanlarımız huzurlu, işinde gücünde. Türkiye'nin yapması gereken şey başından beri böyle bir durumdu. Hı hı. Ama bahsettiğiniz gerekçeler var. Evet, FETÖ'lü askerler, FETÖ'cü polisler, FETÖ'cü diplomatlar ısrarla hükümete girmememiz gerek dedi. Sonunda girmedik. 5 sene boyunca da acı çektik. Hı hı. Ama birden Türkiye dış politika ve güvenlik paradigmasını değiştirince olay başka bir tarafa gitti. Hı hı. Şimdi sınırın öteki tarafında insanları karşılıyorsunuz. Orada bir güvenlik alanı oluşturuyorsunuz. Türkiye başından beri bu tezi savunuyor zaten. Burada bir güvenli bölge oluşturalım. Oluşturmuyor musunuz? De facto olarak girip oluşturursunuz böyle işte. Hı hı. O yüzden geç kalınmış bir olay diyorum. Ama buna da yapacak bir şeyimiz yok. Hı hı. Rusya ile anlaştığınız zaman ancak Cerablus'a gidiyorsunuz. Hı hı. Bu Türkiye'nin gücünün gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Bizim uluslararası bir gücümüz yok maalesef. Ancak Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi üyesi bir ülke size destek verecek ki, hı hı, aslında bir ülke de değil yani, ya Amerika ya Rusya buna destek verecek ki içeri girebilirsiniz. O kadar karmaşık bir denklemin içerisine asker sokmak çok riskli. İşte 14 tane şehit geldi. Girmedik de ne oldu 5 sene boyunca?
Acı bir coğrafya. Evet. Zor bir coğrafya. Hı hı. Devam etmeden önce Kerem Kınık, siz ne dersiniz bu konuda? Geç kalmamız noktasında Kemal Öztürk'ün eleştirilerine katılıyor musunuz? Tabii ben bir sivil toplum ve insani yardım kuruluşu başkanıyım. Dolayısıyla hani askeri ve politik şeylerde uzman değilim bu alanda. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani savaş zayıfların yaptığı bir şeydir. Güçlülerin değil. Yani çünkü bedeli ağırdır. Ve eğer bir medeniyet değeriniz varsa, eğer insanlığa bütüncül olarak baktığınızda aynı nazarla bakıyorsanız, bir canın bile, bu düşman bile olabilir, yitip gitmesi insana ağır gelen bir şey. Ama zaman zaman da kaçınılmaz hale geliyor. Bunu da görüyorsunuz. Özellikle barışı korumak için yapılan savaşlar noktasında. Ama ben şunu gördüm. Özellikle Cerablus tarafındaki o ilk zamanlarda gözlemlerimiz. Hemen Karkamış'ın hemen yanı başı. Oralarda maalesef mayınlamalar yapılmış. Hemen yanımızda. Yani gördüğünüz alanda yapılmış. Onlarla ilgili belli ki Türkiye oraya çekilmek istenmiş. Çekildiğinde çok zayiat vermesi arzu edilmiş. Ve bunlar da sanırım birilerinin orada olduğu, Türkiye'nin sınırını koruması gereken birilerinin orada olduğu ve gözlediği sürelerde yapılmış bunlar. Bu acı bir şey tabii. Yani bu haliyle nasıl güveneceksiniz de, yani böyle bir operasyona gireceksiniz. Dolayısıyla zor bir şey. Yani gerçekten çok zor bir şey. Türkiye yeni kendi gücünün farkına varıyor. Milletimiz hani bu dip dalgasını vurmuştu zaten. Yani daha gönül coğrafyalarıyla birleşmek istiyor. Daha dünyaya bir takım iddialarını ifade etmek istiyor. Bugün Türkiye küresel vicdanı temsil eden bir ülke durumuna gelmiştir. Bunu yani sadece bir devlet politikası olarak görmeyin. Bu milletin yani kendi azından ayırdıklarıyla yaptığı yardımlarla 3 milyon Suriyeli bugün kardeşimiz Türkiye içerisinde çatışmadan sorunsuz bir şekilde yaşama imkanı buldular. Bu topraklarda 200 bin Suriyeli bebek doğdu. Yani bu pek çok Avrupa ülkesinin şehirlerinin nüfusuna denk geliyor. Bugün 450 bin Suriyeli yavrumuzu okullarda okutuyoruz. Yani bu sadece şu bile yani bir Nobel Barış Ödülünü hak eden bir büyük bir katkı. Fakat bir taraftan da yani insan Batı'nın duvarlar ördüğü, işte mülteci ve göçmen politikalarını değiştirdiği, kendi refahını sağlamak için başkalarının ölümünü seyrettiği bir dünyada Türkiye yani 911 kilometresini açıyor, açık kapıyı da ihtiyacı olanı korumaya alıyor. Bu inanılmaz bir yani bir aşkın bir ahlak sahibi olmayı gerektiren bir şey. Fakat bir taraftan da sahada o vurucu ve ezici gücünüzü de hissettirmek durumundasınız. Devlet olmak da böyle bir şey. Yani bugün de o yapılıyor. Kaçınılmaz bir şey bu. Ama son noktada hep biz tabii insani yardımcılar olarak şunu görüyoruz. Stratejiler çarpışır, çocuklar ölür. Peki Kemal Öztürk, şimdi çok kirli bir savaş hakikaten. Özür dilerim, bu şeydeki gözlemi de aktarmak istiyorum. Demin sorduğunuz evet, soru. Evet, onu tekrarlayacaktım, buyurun. Belki Kerem Bey çok fark etmedi ama ben her girdiğimde ayrıca fark ediyorum. Daha önce de Halep'e girmiştim ben çatışma esnasında. Ama bu sefer daha bir dramatik buldum o bölgenin halini. Medeniyetin son bulduğu bir nokta orası. Yani sınırımızın öte tarafında üç şeyin olmadığını gördüm. Bir, medeniyet bence orada bitiyor. İki, devlet bitiyor. Yani devletsizlik ne demek? Devletsiz bir hayat nasıl oluyor? Ben bunu gördüm. Üç, terk edilmişlik ne demek? Bunu gördüm. Yani biz gittiğimizde üç yerde durdurdular bizi, değil mi? Yani bir kulübe var, elinde iki tane keleş, 18-19 yaşlarında bir çocuk konvoyu durduruyor. Kimsin sen? İşte Cundul bilmem ne grubuyum. Biraz gidiyorsun işte Ahrar-ı Şam grubuyum. Biraz gidiyorsun bilmem şu grup. Devlet olmayınca... Küçük ketibeler, evet. Bak, bu ne demek aslında biliyor musunuz?
Biraz daha ileriye giderseniz diyelim ki Nusra'nın başka bir bölge, başka bir örgütün, daha büyük bir grubun ilçesine, bölgesine işte kadı atıyor, efendim savcı atıyor, efendim, polis müdürü. Bu şehir devletler projesinin bir uygulamasıdır aslında. Batı'nın İslam ülkelerini parçalara bölüp küçük küçük şehir devletleri üreterek, yaparak, meydana getirerek yapmak istediği büyük projenin uygulama sahası Irak ve Suriye'dir. Hı hı. Ben 4 yıl önce ilk defa Halep'e girdiğimde ve IŞİD'in adı hiç duyulmamıştı o zaman. Halep bölgesinde bir yine bir güvenlik noktasında bizi durdurdular. Arkadaşlar, bize mihmandarlık eden arkadaşlar dedi ki bu taraftan dolaşmamız gerekiyor, buradan giremeyiz. Niye dedim? Bu arkadaşlarla temas kuramıyoruz dedi. Simsiyah bir kar maskesi gibi başlık takmış. Simsiyah giyinmiş. Elinde de öyle keleş değil, daha değişik silahlar olan tipler. İlk defa orada gördüm. Kim bunlar dedim. Irak, Şam, İslam Devleti bunlar dediler. Hatta devlet diye orada bir çağırıyorlar onu. Bu da ne demek dedim yani. İlk defa duydum bu ismi orada. Şam Devleti ne demek yani? İsim özellikle konmuş. Anlatabildim. Yani ne yapıyorsunuz? Ben Rakka'yı, işte Elbab'ı, Musul'u alacağım. Devlet kuracağım kendime. Üç şehirden oluşan bir devlet kuracağım. Bu şehir devletler projesinin uygulama projesidir. Ve onun ne kadar büyük bir travma olduğunu ancak oraya gittiğinizde anlarsınız. Hı hı. Yani sizin Üsküdar'dan Kadıköy'e gidemeyişiniz gibidir bu. Ki hı hı. Daha büyük kalıyor yani. Daha küçük bir alan düşünün yani. Üsküdar'ın bir mahallesinden veya Fatih'in bir mahallesinden öbür tarafa geçemiyorsunuz. Neden? Burada başka devlet var diyorlar. Hı hı. Birinci gördüğüm şey budur. İkincisi medeniyetin son bulması. Yani o Kah isimli bir köye Kızılay ve Diyanet Vakfı yardım dağıttılar. Biz de orada gördük. Yani tenekeden ve naylondan evlerde insanlar yaşıyorlar yani. Binlerce. Tahmin ediyorum Kerem Bey daha iyi bilecektir. Atme, Azez bölgesini de içerisine alırsak İdlib bölgesine 1 milyona yakın göçmen bu şartlarda yaşıyor. Yani medeniyetin bütün imkanlarının sıfırlandığı bir ortamda yaşıyor. Çamurun içinde çocuklar terliklerle gözümüzün önünde dolaştılar. Neredeyse 2 derecelik bir soğuk vardı. Biz donu botlarımızla. Şimdi bunu görüp de, yani bu dramı görüp de, bu ayakkabısız çocukları görüp de dünyanın hala Birleşmiş Milletler'in gözlemci bile gönderemeyişini kabullenemiyorsunuz. Şimdi o vicdanen sizi Kemal Bey, uyutmuyor yani. Tam da burada bir şey soracağım. Enformasyon çağı, teknoloji çağı, bilginin bu kadar hızlı ulaştığı bir çağdayız diyoruz. Ancak aynı zamanda inanılmaz bir kirli bilgi var. Siz orada onları gözlemlerken ki biliyorum hani sınırı geçmiş ve sınırı Araf gibi hissedip öte tarafın bir cehennem, buranın bir cennet olduğunu hissetmiş biri olarak ne anlattığınızı az çok anlayabiliyorum. Ancak o dönemde şunu yaşadık biz, özellikle Türkiye'de ve dünyada da bu oldu. Belki takip edebilmişsinizdir, belki edememişsinizdir. Örneğin işte Halep'te sıkışmış ailelerden bir tanesinin ufak kızı bana. Bir ufak kızla bile laf dalaşına girmeye cesaret etti insanlar. Varlığını yok saydılar, anlattıklarına inanmadılar. Yeni Halep diye tabir ettiğimiz bölgedeki o çılgınca mutluluğu, o coşkuyu, öte tarafta insanların öldüğü o drama rağmen onu göstererek Halep düşmüyor ki işte, teröristlerden kurtarılıyor diyerek sundular ve ciddi ciddi orayı herkesin tek başına gidip görmesi mümkün değil. Ancak habere, habercilere, İşte bilgiyi yayan kaynaklara inanırken insanlar böyle bir çarpıtmayla karşı karşıya kaldılar ve acaba orada bir dram yok mu? Yaşanmıyor mu? Endişesi çok ciddi insanın kafasında şüphe olarak oluştu. Bununla nasıl mücadele edeceğiz peki? Şimdi diyelim ki Halep'te böyle bir şey yok. Türkiye sınırının hemen şu anda oraya belki girmek bile mümkün. Yani Atme, Azez dediğimiz bölgelerdeki, ki ben 4 yıl önce girdiğimde de o insanlar orada yaşıyorlardı. Oraya girseler,
Yani bu soğukta naylon bir evde yaşayan bir çocuğun dramı bile başlı başına buraya bir müdahale gerekiyor. Askeri müdahale etmeyelim. Ama girsin Türk Kızılay'ı, AFAD'ı, sivil örgütleri orada bir şehir kursunlar yani. Ona bile izin vermiyorlar. Kursunlar orada güvenli yaşasınlar. Niye böyle yapamıyorsunuz? Çünkü gelip yardım kamplarını vurdular. Yani Rus uçakları sivillerin yaşadığı yardım kampını vurdular. Bakın dünyanın bana göre dibe vurmuş en son hali hastane vurmaktır. Okul vurmaktır. İran ve Rusya Halep'te dibe vurdu. Eğer muhalifler de gidip Rusya'nın hastanesini, İran'ın veya Suriye'nin hastanesini vurmuşsa o da dibe vurmuş demektir. Biz Müslümanız, böyle şeyler yapamayız yani. Olmaz, bunu kabullenemeyiz. Sadece insani açıdan, insani dram açısından, o çocuklar açısından baktığınızda bile dünyanın utanç içerisinde yaşaması gerekiyor. Bırakın Halep'te muhalifler şöyle yaptı, Esed rejimi böyle yaptı. Yani insani bir şey var yahu. Bırakın şuraya bir uçuş yasak bölge kurun. Yani ölmemek için insan gelsin buraya. Bakın savaşmak için değil, ölmemek için çocukları getirelim bu bölgeye. Buna bile dünya duyarsız kaldı. Yani evet. Bunu İstanbul'daki sıcak odasından oturup tweet atan insanların anlaması mümkün değil. Gideceksin sahaya, ineceksin, o sınırın kenarına gitsen bile yeterli. Yani Reyhanlı'ya gitsen, Reyhanlı'dan iki tane yaralı geldiğinde görsen, konuşsan bile anlayabilirsin. Ama gazetendeki köşende, masanda oturacaksın. Oradan yazacaksın işte aslında böyle değil, muhalefet de böyle, onlar da şöyle çeteci. Kabul ediyorum. Muhalefetin de hatalarını, yanlışlarını, cehaletini, hepsini kabul ediyorum. Yahu bir insani dramın sona ermesi için sen de bir cümle söyle. Bir taşın altına elini koy. Böyle bir medya olur mu yani? Evet. Yani bu bizim Türk medyası. Siz şimdi bir de uluslararası medyadan bir şey bekliyorsunuz. Utanç verici bir şey. Yani Macaristan'da görmediniz mi? Şey, Avusturya'da çelme taktı kameraman gariban mülteciye. Evet. Evet. Bir de enformatik bir cehalet var aslında. Yani çok sayıda güdümlü bilgi kaynağı ve bilgi bombardımanı, bir böyle Truman Show gibi herkesin kendi tutarlı dünyasında, yalan dünyasında yaşadığı, bir diğerine küfrettiği, yani gerçeği çıplaklığıyla görmek istemediği. Çünkü konforu bozuluyor. Yani inanç konforu bozuluyor, hayat konforu bozuluyor. Yani öyle bir şey de. Yani bugün Suriye'de 1 milyona yakın insan, 980 bin civarında insan muhasara altında yaşıyor. Evet. Yani bugün baktığınızda 13,5 milyon insan Suriye'de insani yardıma muhtaç. Yani 150 bin civarında okullarda çalışan eğitmenler, öğrenciler hayatını kaybetmiş. 1000'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş. Yani bugün baktığınızda inanılmaz bir yani çocuk bahçeleri mezarlık olmuşsa eğer, yani bir şekilde burada ya, o Halep'teki siz şeylere yani eğlence yaptığını falan zanneden insanların gerçekten eğlendiğini düşünmeyin. Onların arkalarında bir tehdit duruyor. O aileler işte ya bir Şebihan'ın ailesidir ya silah zoruyla oraya onu yapması istiyor. Çünkü halkını öldüren bir rejimden bahsediyoruz. Yani kendi iktidarını sürdürebilmek için halkına bunu reva gören bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bize gösterilen şeylerin arkasında başka tehditler de var. Yani bugün yani sadece Suriye'nin meselesi değil bu. Bugün Akdeniz'de, Ege'de o kendi çoluğuna çocuğuna gelecek oluşturmaya çalışan, onları güvenli bir yere götürmeye çalışan binlerce insan, on binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani hayatında deniz görmemiş insanlar denizlerde boğuluyorlar. Yani bu bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Ama maalesef işte o Truman Show'un içinde yaşayan ve algısı o plastik kalpleriyle yönetilmeye çalışılan insanlar bunu algılayamıyorlar. Bugün dünyada küresel bir vicdan abdestine ihtiyaç var. İnsanların böyle genel anlamda olanı biteni tekrar bir ele alıp, çünkü
Yoksullar ağlarken varsıllar gülemeyecek bu dünyada. Hı. Yani başka bir türlü yeni bir dünya için adalet lazım. Hakça bölüşmek lazım ve gerçeği olduğu gibi çıplaklığıyla ortaya koymak lazım. Yani insanların kimlikleri farklı olabilir. Bu savaşmalarını gerektirmez. Ama çıkarlar için, özellikle de ekonomik çıkarlar ve büyük devlet çıkarları için küçük böyle sosyal kimliklerin çatıştırıldığı ve nefret şeylerinin arttırıldığı bu dünyaya, bu ateşe benzin taşıtıyorlar bize. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim Kerem Bey'e destek olmak için. Terörün ekosistemi diye bir şey vardır. Yani iklimlerde de bu böyledir. Sahra çölünden kalkan hava sıcaklığı Çukurova'ya yağmur olarak yağar. Orada çıkan bir kum fırtınası Akdeniz'deki Cebeli Tarık Boğazı'ndaki bölgeye gider. Buna ekosistem denir. Terörün de bir ekosistemi var. Pakistan'ı bombaladığınızda oradan çıkan terörün yankılarını Avrupa'da alırsınız. Yani oradaki ektiğiniz bir şey Avrupa'ya akar, Amerika'ya akar. 11 Eylül saldırıları El-Kaide yaptı deniyor. Eğer öyleyse El-Kaide'yi üreten devlet Amerika'ydı. Hı hı. Tunus'u işgal ettiğinizde oradaki çocuklar, yani babasız kalan, anasız kalan çocukların içine ektiğiniz öfke Paris'in manliyölerinde patlar. Bu böyledir. Dünyanın anlamadığı veya Batı'nın anlamadığı şey budur. Terörün bir ekosistemi vardır. Sen Libya'yı rastgele vurup ikiye böldüğünde bu sana bir süre sonra oradan büyük bir mülteci akınının Akdeniz'den Avrupa'ya akması demektir. Anlamıyorlar mı gerçekten? Psikologları, psikiyatristleri, sosyologları, entelektüelleri, aydınları, öngörü üzerine çalışan pek çok kurumları olan bir Batı bana göre, bunu anlamıyor olabilir mi? Bana göre Avrupa kesinlikle çözüm bulma yeteneğini kaybetti. Bakın 4 yıl önce Anadolu Ajansı'na bir ihbar geldi özel kanallardan. Obama Esed'e operasyon yapacak dendi. Çünkü hatırlayınız, kimyasal silah kullanmak bizim son kırmızı çizgimizdir. Yaparsanız devireceğiz dendi. Ve kullandı Esed. Hatırlayın, evet. Çocukları gözümüzün önünde boğuldu çocuklar, evet. Değil mi? Bütün dünyanın gözünün önünde boğuldu. Ve bize dendi ki yarın sabah 04'te Amerika operasyon yapacak. Bize operasyon haritasını getirdiler. Ve biz o haritaya, muhalifler de katılacaktı. O haritanın, yani şehirlerin olduğu yerlere birer tane ekip gönderecektik. Bu hazırlıkları yapıyorduk biz. Obama çıktı, meydan okudu. Esed bitti artık, kimyasal silah kullandı, vuracağız dendi. Ne oldu? Vurmadı. Vazgeçti birden. Sonra ne oldu? 200 bin insan daha öldü. Beceriksiz, başarısız, iradesiz bir devlet başkanı var dediğimizde insanlar dediler ki ya onun başka planları vardır, Amerika çok büyük devlet. Bir yıl sonra Amerika Savunma Bakanı istifa etti ve dedi ki ben Obama'nın kafasında bir Suriye politikası olduğunu düşünmüyorum. Bizim bir politikamız yok dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 50 diplomatı tarihlerinde ilk defa bir deklarasyon yayınladılar. Esed'e müdahale etmemiz gerektiğini söylediler. Yani bizim öyle büyük afaki fikirleri, düşünceleri var bunlar. Böyle düşünmek yok. Beceriksiz ve başarısız bu insanlar. Bu bölgeyi bilmiyorlar. Bu coğrafyada ne yapacaklarının da farkında değiller. Sızmışlar buralara. Askeri istihbaratlarını, teknolojilerini getirmişler. Oradan onu vurduruyorlar. Buradan bunu vurduruyorlar. Niye yaptıklarını da tam olarak bilmiyorlar. Bakın göreceksiniz. Suriye politikası Trump'la beraber sıfırlanacak. Bambaşka bir şey çıkacak ortaya. Çünkü CIA ile FBI'in, Pentagon'la dışişlerinin kavgasının bedelini Suriyeli bu çocuklar ödüyor. Evet. Hepimiz de bu süper güç bir şey yapıyor zannediyoruz. Hayır. Beceriksiz, başarısız ve iradesiz. O yüzden Türkiye'nin daha aktif, daha güçlü, daha kuvvetli olması lazım. Peki, bir araya gitmem gerekiyor. Ardından Halep'in doğusundan gerçekleşen tahliyeler ve Türkiye'nin orada inşa ettiği süreçle devam edelim. Kısa bir ara, sonra beraberiz.
Karşı karşıya Kerem Kınık ve Kemal Öztürk'le devam ediyor. Sayın Kınık, şimdi resmi rakamlara göre Halep'in doğusundan bugün itibariyle 37.500 kişi tahliye edilmiş durumda. İçinde yaralılar, siviller, kadınlar ve çocukların olduğu önemli sayıda bir grup var. Geriye 5.000 kişinin kaldığı söyleniyor. Herhalde o da hızlı bir şekilde tahliye edilecek ve ondan sonra tahliye işlemi tamamlanacak. Şimdi tahliye edilenler nerelerde yerleşti? Türkiye, şimdi birazcık hani aralarda bahsettik ama bir resim çizebilirsek neler yaptı Kızılay, AFAD ve İHA gibi sivil toplum kuruluşlarının orada yoğun bir çalışması olduğunu biliyoruz. Fotoğrafları da biz yayına devam ederken arkadaşlarımız sıkça ekrana getirmeye çalıştılar. Çok yoğun bir çalışma olduğunu biliyoruz. Evet. Fiilen aktif olarak da sahadaydınız. Bize biraz anlatabilirseniz seviniriz. Tahliye, yani Türkiye'nin bir diplomatik başarısıdır diyebiliriz gerçekten. Türkiye'nin bir mekik diplomasisiyle oluşturmuş olduğu bir süreçti. İlk başlarda Halep Belediye Başkanı'nın bize ifade etmiş olduğu sayılar 80 binlerdeydi. Ona göre bir hazırlık yapılmıştı ama sonraki süreçte bir kısım bu Halep'in doğusu diyoruz ama aslında Halep'in güneybatısındaki bir muhasar altındaki 6 kilometre karelik bir bölge daha önce doğusundaydı. Oraya çekilmek zorunda kaldılar. Bölgedeki muhasara altında kalan insanların kurtarılması operasyonuydu. Buradan sanırım bugün geldi ya da gelecektir bir 30-31 civarında otobüsle beraber 40 binleri aştı kurtarılan Ramuse diye bir bölgeye geliyor. O bölgede İdlib tarafından gelen otobüsler Halep Belediye otobüsleriyle değiş tokuş yapıyor. Ambulanslar, Suriye Arap Kızılayı'nın ambulansları geliyor. Karşı taraftan gelen, İdlib tarafından gelen ambulanslar bunları alıyorlar. Ve ağırlıklı olarak siviller o bölgedeki işte Atarip gibi, Dare Azze, Dana, Urmel Kübra, Sarmin o bölgelerdeki ya akrabalarının ya yakınlarının yanlarına ilk etapta yerleşiyorlar. Çünkü henüz ne yapacaklarına karar vermiş değiller. Çünkü üstte başta yok. Yani o haliyle çıkmışlar. Ve kurtarılmayı bekleyen insanlar muhasara altındaki evlerinden çıkıp tekrar oraya dönemediler. Yani bugün kar yağıyor o bölgeye. O karda sokakta yatarak beklediler. Yani orada çerçöp yakıp beklediler. O insanlar bir şekilde İdlib tarafına öyle geçtiler. 90'ı ağır 400 civarında yaralı vardı. Sonrasındaki bu transfer sırasında bir 50 civarında daha maalesef silahlı saldırı sonrasında yaralandılar. 140-150 civarında bu anlamda ciddi yaralı vardı. Türkiye tarafına bu yaraların aşağı yukarı tamamını geçirdik. Bunlardan da sanırım 9'unu kaybettik. Tekrar cenazelerini Suriye'ye getirdik, defnedildi. Allah rahmet eylesin. Bir taraftan da biz AFAD, Kızılay ve İHA olarak üçlü bir koordinasyonla ve İdlib'deki yerel otoriteyle beraber burada kalıcı barınma merkezleri oluşturma noktasında çalışmalara başladık. İlk etapta AFAD, Türkiye sınırına yakın olan bir bölgede büyük transfer merkezi dediğimiz 112 metrekarelik büyük hangar çadırlardan 50-60 civarında kurdu ki ani bir şey göç dalgası gelirse önce buralara alıp kadınları çocukları alıp daha sonra çadırlara teker teker aileleri yerleştirme şeklinde devam etti. Bizim 10 bin çadırlık yani yaklaşık 50-60 bin insanı barındıracak bir barınma merkezi kurma gibi bir ortak bir planımız var. Bu konu AFAD koordinasyonunda Sayın Veysi Kaynak Bey ile yapılan koordinasyon sırasında bu sayılara karar verildi. Şu an 250 dönümlük bir arazi tesviye ediliyor, düzeltiliyor. Halihazırda tesviye edilmiş olan yerlere çadırlarımızı kurduk. Buraya İdlib'den gelenleri yerleştirdik. Çok hızlı bir şekilde bu süreç devam edecek. Buralardaki altyapı çalışmaları, işte sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, güvenlik hizmetleri, gıda hizmetleri çok boyutlu olarak planlandı. Çünkü bu
3-5 aylık bir mesele değil. Bu burada bu kriz uzun süre devam edecek ve bu insanlar burada barınacaklar. Maalesef İdlib kırsalında da 400 civarındaki bu çadır kentlerde derme çatma yerlerde 700-800 bin insan yaşıyor. Bunların da durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bir taraftan da uluslararası fon arayışımız da devam ediyor. Bunlara en azından konut diyebileceğimiz betonarme küçük evlerin yapılabilmesiyle ilgili bir takım çalışmalar da var. Bir taraftan da bu insanların battaniye, giyecek, ilaç, gıda, sahir ihtiyaçlarının karşılanması için de bir seferberlik var şu anda Türkiye genelinde. Bu yardım kampanyalarında da Kızılay 2868 Halep yazarak bu arada destek de verebilirler izleyenlerimiz. Evet, Kızılay 2868 yazarak 2868'de Kızılay yazarak destek Halep yazarak 10 liralık bir destek. 10 liralık bir destekte de bulunabiliyorsunuz. Evet. Şimdi burası yani bu bölge tıpkı Cerablus gibi artık bizim himayemize girmiş, insani himayemize girmiş bir bölge. Burada insanların bu kamplarda bir şey üretebilirlikleri yok maalesef. Yani evlerinden, barklarından, iş yerlerini terk ederek tarlalarından buraya geldiler ve bir naylon çadırın altında veya bir Kızılay çadırının altında yaşamak zorundalar maalesef bir süre. Dolayısıyla üretemedikleri için yardıma bağımlılar ve ağır kış şartları var. Şu an üstlerine kar yağıyor. Çadırların. Bu Kah kampındakilere kim gıda yardımı yapıyor? Onları da aslında Türkiye'den işte düzenli biz Kızılay şu ana kadar krizin başladığı günden bu ana kadar Suriye'nin içerisine 30 bin tır insani yardım malzemesi sevk etti. 5 yılda. Tabii 30 bin tır. 200 bin ton un sadece sevk ettiğimiz miktar. Yani Türkiye'nin içerisinde Suriyeli mültecilere yapmış olduğumuz yani mesela 300 bin Suriyeli kardeşimiz Kızılay Kart'tan yararlanıyor. Bu sayı önümüzdeki 2 yıl içinde 1 milyona çıkacak. Düzenli aylık nakit destek veriyoruz bunlara. Uluslararası fon arayışımız devam ediyor dediniz. Şimdi Türkiye'de ciddi bir aslında Halep duyarlılığı vardı ve konvoylar yola çıktı. Yardım etmeye çok çalışan insan olduğunu biliyoruz. Özellikle bu telefon hatlarına gelen SMS'lerin falan da arttığını biliyoruz ama hani uluslararası fon anlamında nasıl destek var mı bu konuda? Yani olayın büyüklüğüyle mütenasip değil ama var. Birleşmiş Milletler'den en azından çadırlarla ilgili bir destek aldık. Teşekkür ediyoruz onlara bu arada. 2,5 milyon dolarlık bir çadır desteği aldık. Türkiye içerisindeki Suriyeli mültecilere yönelik Dünya Gıda Programı ve Avrupa İnsani Yardım Destek Programı ile 348 milyon avroluk bir fon anlaşması yaptık. Bu Suriyelilere Kızılay Kart olarak dağıtılan bir fon. Gene Körfez ülkelerinden bu anlamda destekler geldi. Ama şu an içeride 6,5 milyon Suriye'nin içinde 6,5 milyon evsiz barksız insan yaşıyor. 13,5 milyon yardıma muhtaç insan yaşıyor. Bu insanlar her gün kalkıyorlar. Yani bir gıdaya, bir sağlık ihtiyacı hizmetine ihtiyaçları var. Bunun bedeli bunun kat be kat fazlası ve buna yeterli olmuyor. Evet, Kemal Öztürk şimdi faydalı Suriye olarak tanımladığı bir hat vardı Esad rejiminin. İşte Dera'dan çıkıyor. Şam, Hama, Laskiye diyerek geliyor. Halep de bitiyor. İdlib içinde mi değil mi soru işareti ama şimdi Halep'in düşmesiyle beraber büyük ölçüde bu hat tamamlanmış gözüküyor. İdlib'e muhalifleri aslında neredeyse bir şekilde yangından can kaçırırcasına çıkarıyoruz sivillerle beraber. Ancak öte tarafta evet bir masa kuruldu Suriye'nin geleceği anlamında Türkiye, Rusya ve İran üniter bir Suriye konusunda başından beri düşündükleri şekilde anlaştılar. Terör örgütlerine karşı mücadelenin altı çizilen bazı vurgular oldu. Ancak ne bekliyorsunuz? Suriye'nin Kerem Kınık da söylediği gibi sanki kısa vadede bitecek bir iş değil. Daha çok uzun sürecek gibi. Önümüzdeki süreçte neler beklemeliyiz? Özellikle 2017 nelere gebe Suriye açısından? Şimdi bu cümleyi kurmak istemem ama Suriye Savaşı'nın Şam rejimi
kazanmış gibi gözüküyor. Maalesef böyle. İran'ın ve Rusya'nın ve Çin'in büyük yardımı, askeri müdahalesi, fiili savaşa girmesiyle beraber bu savaş fiili olarak aslında bitmiş oldu. Halep'in Suriye rejimi kendini yendi. Yani 600 bin kendi halkından insanı öldürerek, 6 milyon insanı yurtlarından ederek, 6 milyon insan yurt dışına çıkarak, yani yurt dışına çıkarak bu mülteci durumuna düştü. 8 milyon dışarı çıktı, 6,5 içeride mülteci oldu. 6,5'u da içeride, yani Türkiye'nin 3 milyon, Lübnan'ın 2 milyon, Ürdün'ün de 2 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ki yani galiba sözünüzü yani, bölüyorum ama savaş öncesi Suriye'nin nüfusu zaten 21-22 milyon falan. %50'si gitti. Tabii. Gitti. Evet. Ve bu Suriye'nin çoğunluğu olan nüfustu aslında. Böyle bir tablonun üstüne oturuyor Esad. Kendi halkından 600, babasından daha zalim aslında. Hama ve Humus'ta Hafız Esad binlerce insanı öldürdü ama bu babasından daha büyük bir katil. 600 bin insanın ki rakamı da bilmiyoruz yani tam olarak. Ölmesine neden oldu ve şimdi bu kanlı sokakların, şehirlerin, yıkılmış şehirlerin ve çocukların öldürüldüğü şehirde bir devlet kuracağını, bir devlet yöneteceğini ve burada da huzurla yaşayacağını düşünüyor. Sanırım İran da böyle düşünüyor, Rusya da böyle düşünüyor. Asla olmayacak böyle bir şey. Orada öldürülen her babanın evladı, her evladın babası bunun intikamını almak isteyecektir bir gün. Bugün ya da yarın, savaşarak ya da başka bir şekilde. Bu kan davası öyle çok kolay bitecek bir şey değil. Fakat yapılması gereken bir şey var. Esad rejimini desteklemeyen, Esad'la beraber yaşamak istemeyen yüz binlerce, milyonlarca insan ne olacak? Bunun karara bağlanması lazım ki bu karara henüz bağlanmış değil. Türkiye, Rusya, İran zirvesinden bir karar çıktığı söyleniyor. Bu kararın tam olarak neyi kapsadığını henüz bilmiyoruz. Bir takım açıklamalar var ama tam olarak bilmiyoruz. Amerika'nın böldüğü ve PKK'ya verdiği topraklar var. Rusya, İran, Türkiye ve Şam toprak bütünlüğünden üniter Suriye'den yanaysa burası ne olacak? Onu da tam olarak bilmiyoruz. IŞİD'in kontrol ettiği Rakka gibi, Elbap gibi bölgeler var. Onların tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Yani 2017'de kaotik durum maalesef devam edecek. Ve Esad'a rağmen bir Esad'la beraber bir Suriye geleceğini aslında Rusya'da olmayacağını biliyor. Bu kadar kan döken bir adama kim güvenir yani? Suriye, Rusya'nın istediği iki tane üst, askeri üssün bedeli böyle. Bu tablo yani. Türkiye buna evet demek zorunda kaldı. Gücümüz yetmedi. Neden? Bize söz veren Amerika, bize söz veren Avrupa bizi yarı yolda bıraktı. Belki işte, bizi teşvik eden hatta. Yani bana göre beceriksizliğinden yani. Ben bu böyle çok üst bir stratejiyle efendim bizi şöyle yaptı da böyle değil yani. Gerçekten böyle değil. Beceremedi, başaramadı yani Obama. Başarısız ve beceriksiz bir adam olarak tarihe geçti. O Nobel Barış Ödülü'nün üstünde de Suriye çocuklarının kanı var. O kanla beraber o ödülü saklayacak anladığım kadarıyla. 2017'de daha düşük yoğunluklu bir çatışma, daha düşük yoğunluklu bir askeri operasyon ama daha yoğun bir insani dram olacağını ben düşünüyorum. İran'ın beslediği ve desteklediği dışarıdan gelen Şii milislerin Halep içerisinde veya daha sonra rejimin kontrol attığı bölgelerde nasıl bir zulüm yapacağını, efendim intikam alacağını bilemiyoruz. O da ayrı bir dram maalesef. Ama bütün İslam dünyasının 50 yıl gerilediğini düşünüyorum ben. Sadece Suriye meselesi değil yani.
Yani bizim Batı ile aramızdaki medeniyet farkı 100 yıl civarında olduğu söyleniyor. Bana göre 150 yıla çıktı. İran yıprandı, Suudi Arabistan yıprandı, Yemen bölündü, Libya bölündü, Mısır çöktü, Tunus geriledi, Cezayir içine kapandı, Türkiye hırpalandı. Bütün ana damarları, İslam coğrafyasının ana havzalarında büyük çöküntüler yaşandı. Hı hı. 50 yıllık bir gerilemeye mal olacak bir şeydir bu. Ekonomik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak çok büyük bir savrulma. Hı hı. Ama Moğol istilasını okuyanlar bilirler. Moğol, Bağdat, Basra ve aklınıza gelebilecek bu bölgeleri istila ettiğinde nehirlerden kitaplar ve insan kafaları akmıştı yani. Öldürdüğü insanların kafaları evet. akmıştı. 100 yılda bu bölgeleri işgal altında tuttu. Bir şehrin mamur olmasına izin vermedi. Ama 100 yıl sonra 1299'da Osmanlı filizlendi bu topraklardan. Ümit ediyorum ki bu savrulmanın sonunda İslam dünyası bir toparlanmaya, bir kendine gelmeye başlar ki yani bunu bir ümit olarak söylüyorum. Evet. Bu dönemin Orta Doğu'su 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı da gerçek manada hatırlatmakta. Dileyelim, umalım ki öyle bir savaş yaşamadan bundan çıkalım. Ancak yavaş yavaş kapatıyoruz Kerem Kınık. Sizinle sözlerimizi bitirmek isterim. Şimdi Esad gitsin diyen işte liderlerden Obama gitti. Cameron ondan önce gitti. Holland artık seçimler geliyor Fransa'da. Hatta Avrupa'da bir seçim dönemi 2017. Pek çok isim değişiyor. İşte savunma bakanları değişiyor, Birleşmiş Milletler genel sekreterleri değişiyor. Bir tek Esad değişmiyor. Siz Esad'lı bir Suriye'nin geleceğine inanıyor musunuz? Yani öyle bir üniter Suriye var mı? Kendim şahsen hani gittiğimde oradaki yıkıntıların içerisinde gördüğüm hani daha kötüye gidebilir Suriye, iyiye de gidebilir ama asla Esad'lı gitmez gibi bir hisse kapılmıştım. Sizce bu mümkün mü, var mı böyle bir ihtimal? İkinci Cihan Harbi'nden sonra Batı normalleşmesini 1992'de aslında resmen bitti. İkinci Cihan Harbi Dayton'da yapılan anlaşmayla sonuçlanmış oldu. Ve kendileri normalleşirken, Doğu Batı blokları arasındaki soğuk savaş buzları erirken İslam coğrafyalarında ve az gelişmiş veya gelişmekte olan coğrafyalardaki normalleşme talepleri hep bastırıldı. Hormonlarla ayakta tutulan diktatöryel rejimlerle, bu mesela Cezayir seçimlerini hatırlayın. O süreçteki özgürlük isteyen, refah isteyen, çocuklarına daha iyi bir gelecek isteyen sivil insanlar bunlar. Yani ideolojisi vesairesi anlamında kötüleyemeyeceğin veya tanımlayamayacağın talepler, doğal insan, beşeri talepler. Bu talepler hep baskılandı, vuruldu, kırıldı. Arap Baharı süreci de aslında böyle bir patlamaydı. Çok temeli olan doğal bir haykırıştı, özgürlük talebiydi ama o halkların elinden bu masum şeyi çalındı. Talepleri çalındı, kirletildi. Bu noktaya getirildi. Fakat şunu, yani tarih en azından, büyük tarihçiler bunu ifade ediyor. Toplumları, o toplumların elitleri yönetirler. Yani siz ne kadar da azınlığa dayansanız, ne kadar da baskı kursanız, belli bir süre sonra o toplumun elitleri tekrar o toplumu yönetmeye, geleceğini belirlemeye başlıyor. Bakınız Türkiye. Yani sonuçta bu süreç, yani Anadolu'nun tekrar inisiyatifi ele alınması, askeri vesayetlerden kurtulması, önünü açması gibi, ben inanıyorum. Dünyada tabii Türkiye'nin bu dik duruşu ve her türlü operasyona karşı yıkılmayışı ve her türlü riske rağmen belki kendi güvenliği menfaatinin hilafına insanların ve ezilenlerin sesini dünyada duyuruyor olması, o insanlar çok büyük bir enerji veriyor. Çok büyük bir güç veriyor, ümit veriyor, umut veriyor. Ben bu sınırların anlamsızlaşacağına inanıyorum. Yani bu aralardaki sınırların. Çünkü coğrafyalar birleşmek istiyor, toplumlar birleşmek istiyor. Bugün nereden değerlendirirsiniz değerlendirin, İslam dünyası dinamik bir, genç bir topluluk. Ve üreten, dünyaya idealizmi olan, bir şeyler anlatmaya çalışan, bir şeyleri değiştirmeye çalışan, her türlü zaafımıza rağmen.
ve insanlığın umudu. Dolayısıyla bu dalganın önünde kimse duramaz. Hı hı. Ha bu belki 5 yıl önce, 5 yıl sonra, belki 20 yıl sonra, belki biz görürüz göremeyiz, onun olur, bunun olur ama bu sanırım devinim Suriye'de zaten böyle olması bekleniyordu. Çünkü azınlığa dayalı bir rejim ve ordu ve onu bırakmak istememesi bekleniyordu ve zaten yaptı yapacağını. Ama ümit ediyoruz ki aklı selim burada hakim olur. İnsanlar savaşarak değil, anlaşarak daha müreffeh ve daha güvenli olduklarını anladıklarında bu bölgelerde sanıyorum yani şu andaki tabii elinde 300-400 bin insanın kanı olan bir iktidarın sürdürülebilir bir şekilde bu ülkeye barış getirmesi, toplumunu bu anlamda inandırması siyasi bir çözüme mümkün gözükmüyor. Hı hı. Bunu sadece ondan sonra kim gelecek sorusuna cevap verilemediği için konsensusla ayakta tutulan bir şey. Belki kendine sorsan kendi de bırakıp gidecek durumda. Ümit ediyoruz ki oradaki masum insanların geleceği daha parlak olur yeni dönemde. Peki. Suriye başta olmak üzere tüm dünyadaki bu insani dram dileyelim ve umalım ki daha da artmadan sönümlenmeye başlar ve insanlık verdiği testten bu kez en azından başarıyla çıkar. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, ağzınıza ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu gecelikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bir başka karşı karşıya da tekrar karşınızda olmak üzere. İyi geceler, hoşça kalın.